Merhaba arkadaşlar, Bir Trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Türkiye ve dünya gündemini ilgilendiren bazı haber başlıklarıyla başlayacağız. Yayınımıza ilk haberimiz İngilizlerden geliyor. İngiliz havayolu şirketi EasyJet 4500 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını bildirdi. Yeni kredi paketi yolda. Koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik durgunluğa son vermek, yerli üretimi desteklemek ve talebi canlandırmak için kamu bankaları bir dizi kredi paketi hazırladı demişler. Covid-19 salgını nedeniyle durdurulan ve Haziran itibariyle hijyenik tedbirler arttırılarak yeniden seferlere başlaması planlanan uçaklarda sosyal mesafe kuralına ilişkin bilim kurulu kararı bekleniyor demişler. Şehirler arası otobüsler sefere hazır. TOFİT Genel Başkanı Birol Özcan, tüm otobüs ve yazıhanelerimiz dezenfekte oldu. Personelimizin hazırlıkları da tamam. Dinlenme tesislerinde kullanım alanları dezenfekte ediliyor. Hazır vaziyette bekliyoruz demişler. Uluslararası Finans Enstitüsü Türkiye ekonomisinin bu yıl %2.7 daralmasını bekliyor. St. Louis Fed Başkanı Bullard, ekonomik daralma konusunda en kötüsünün geride kalmış olabileceğini söyledi. Çin, Trump'a rağmen Hong Kong güvenlik yasasını onayladı. ABD bu adımın ardından Hong Kong'un artık özerk olmadığını belirtirken bu yasanın ticari statüyle kapsayan bazı yaptırımları tetikleyebileceğini belirtiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası resmi rezerv varlıkları Nisan'da bir önceki aya göre %6.3 azalarak 86.3 milyar dolara geriledi. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı sıkı takip geliyor. Nisan ayında 51.3 olan ekonomik güven endeksi Mayıs ayında %20.4 oranında artarak 61.7'ye yükseldi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün son kez video konferans yöntemiyle toplanacak. Covid-19 nedeniyle durdurulan tren seferleri tekrar yeniden başladı. Kore Merkez Bankası faizleri 25 baz puan indirimle %0.50 seviyesine çekerek rekor düşüş seviyeye düşürdü. Trump bugün sosyal medya platformlarına ilişkin kararname imzalayacak. Boeing, Ocak ayında durdurduğu 737 MAX tipi yolcu uçaklarının üretimine tekrar başladığını duyurdu. ABD Temsilciler Meclisi Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı. Nihai onay için Trump'ın imzasına sunulan tasarı, Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Kanada'da yargılanan Huawei CFO'su hakim karşısına çıktı. Fed, 5 kitapta çoğu kişi olası toparlanma hızı konusunda kötümser demişler. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hong Kong'un siyasi olarak artık Çin'den bağımsız olmadığına ilişkin kongreyi bilgilendirdik dedi. Ticari yatların 1 Haziran'dan itibaren faaliyetlerine yeniden başlamalarına izin verildi. İtalya, Avrupa Birliği'nin 750 milyar euroluk kurtarma paketini teklifine olumlu buluyor demişler. Türkiye, AB'ye misilleme için harekete geçti. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Türkiye'nin bazı çelik ürünlerinin Avrupa Birliği'nden ithalatında %9 ile 17 arasında değişen ilave vergi uygulanabileceği yönünde Dünya Ticaret Örgütü'ne bildirimde bulunduğunu belirtti. Lufthansa'nın teftiş kurulu, Alman hükümetinin hazırladığı 9 milyar euroluk kurtarma planı için kararını beklemeye aldı. Avrupa Birliği Komisyonu krizle mücadele için 750 milyar euroluk bir teşvik paketi hazırladı. Türkiye'nin LPG ithalatı Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre %16.3 azalarak 207.826 ton oldu. Nissan, İspanya ve Endonezya fabrikalarını kalıcı olarak kapatıyor. ABD'de işe dönenlere haftalık 450 dolar ikramiye. Pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından Euro bölgesinde ekonomi güveni göstergesi Mayıs ayında 67.5'e yükseldi. G20 ülkelerinin geçen yılın son çeyreğinde 3 trilyon 605 milyar dolar olan ihracatı bu yılın ilk çeyreğinde 3 trilyon 468 milyar dolara geriledi. Haberlerimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Analizlerimize geçeceğiz.